Merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce yaptığımız patiğimizi e, süslememiştik o zaman. Motifin yapılışını anlatmamıştık. Bugün o motifi yapmak için bu videoyu hazırlıyorum size. E, motif çok beğeniliyor bu çiçek motifi. Hemen e, karışık da görünüyor aslında. Detaylı bir şekilde nasıl yaptığını anlatmak istiyorum. E, hemen patiğimi kaldıracağım. Motifimle devam ediyorum. Motifimi yaparken arkadaşlar iç kısmı, orta kısmını lacivert yaptım ben. Patiğimin rengine uygun. Aynı onun eşini yapacağım şimdi. E, elimde bir... 5 numara yün için uygun bir tığ var. 5 numara 4 numarayla yapılabiliyor bunlar biliyorsunuz. Siz daha ince bir yün kullandığınızda biraz daha küçük bir çiçek elde edebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok. Karışık ama bütün detaylarıyla anlatacağım. 10 tane zincir çekerek başlıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 tane. Geliyorum. İlk yaptığım zincirimin içinden sık iğne yapıyorum ve küçük bir halka oluşturdum. İsterseniz bunu sihirli halka yaparak da yapabilirsiniz. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Halkamın içinden giriyorum. Trabzan yapacağım bunun içine. Çift kat çift kat çektim. Tekrar bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çektim. Bu şekilde zincirimi de sayıyorum. Zincirimle beraber toplamda 16 tane olacak. 4 oldu şu anda.

11 12 13 14 15 16 16. yapıyorum. Bu şekilde. Geldim. Bu zincir yapmıştım. Zincirimin önünden giriyorum. Tutturuyorum. Ve ortasını böylece hazırlamış oldum. Şöyle küçük ortasında ufak bir delik var. Burada hemen arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bir tane trabzan atlatıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından. Biraz da lacivert olmasını tabii verdiği bir karanlık duruyor ama bir tanesini atlatıyorum. Diğer trabzanın tepesine sık iğne ile zincirimi tutturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Yine bir tane trabzan atlatıyorum. İkincinin tepesine tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir tane atlatıyorum. ikincinin tepesinden tutturuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tekrar bir tane atlattım. Diğerinden tutturuyorum. Bu şekilde sekiz tane halka oluyor çiçeğimin etrafında. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 gene bir tane atlatıyorum. Diğerinden tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane atlattım. İkinciden tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane atlattım, tutturuyorum. Toplamda göstereceğim arkadaşlar şimdi. 2 4 6 7 8. yapacağız. Şimdi burası biraz farklı. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bir defa doladım. Geldim şu zincirimin dibine. Batıyorum. Tek. Tek kat, çift kat. bu çift kat çektim. Sanki burası da zincirle kapatılmış gibi görünüyor bu şekilde Evet şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirle diğerine geçiyorum bu şekilde ikinci bir sıra oluşacak en son 8 zincirimi de çektim Ben şurada bir trabzan yapmıştık zincir gibi kullanmak için o trabzanın tepesine batıyorum ile zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Çiçeğimin orta kısmı bu şekilde. Hemen üzerine gitmeye başlıyorum. Yeşil ipime devam edeceğim kenarları yeşildi. Burada arkadaşlar önce ilmeğimi oluşturdum. İlmeğimi oluşturduktan sonra bir defa doluyorum. Geldim. Şu ipimi kırdığım nokta vardı. Bu ipimi kırdığım noktanın önünde trabzan yapmıştık. Onun altından giriyorum. Çift kaç çift kaç çektim. Trabzan yaptım. Buraya 7 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada <laughs> yine bir defa doluyorum. Bu sefer şu tarafa doğru şuraya doğru geleceğim. Döndüm. Bir kere dolamıştım. Şu ar arada bir üçgen boşluk var arkadaşlar. Buradan geliyorum. Ve trabzan yaparak 7 tane de buraya yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar burada bir defa doluyorum. Şöyle tutayım. Oluşmaya başladı zaten iç kısmı. Bir defa doluyorum bu sefer şu dışta kalan zincirimin altından giriyorum. Ve buraya 10 tane yapacağım arkadaşlar. İlk 5 taneyi yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Üstüne 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Ve son yaptığım trabzanın önünden giriyorum ve kirpik gibi düğümlüyorum. Tekrar 5 tane daha trabzan yapacağım buraya. 1 2 3 4 oldu. <laughs> ve 5. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir defa doluyorum. Yine buradan başlayacağım. Şu taraftan ve dönüp buradan geleceğim. Şurayı şöyle kapatıyorum, yatırıyorum ben. Daha kolay olsun girmesi diye. Bir kez doladım. 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi tam bir tur dolanmak için biraz da şöyle yakından göstereyim. Bir defa doladım. Geliyorum şuradan. Şuradaki boş kalan kısımdan. Giriyorum. Normal trabzanlar yapıyorum. 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde şu kısmını hazırlamış olmuştuk. Burayı da hazırlamış olduk. Şöyle fark ediliyordur. Tekrar ilmeğime giriyorum. Bir defa doladım arkadaki zincirimden geçiyorum. Ve buraya 5 tane yapacağım önce trabzan. 2 3 4 5 üstüne 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın önünden giriyorum bu şekilde. düğümler gibi. Tekrar 5 tane daha trabzan yapacağım. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Dördüncü. Beşinci. Tekrar arkadaşlar şurada yaptığım işlemi tekrar ederek devam ediyorum. Bu şekilde. Bittiğinde aynı görüntüyü elde edeceğiz. Ben hemen bunu hızlıca bitirmek istiyorum. Ben bitirmek üzereyim arkadaşlar. Şurayı kapatırken biraz farklı kapatıyoruz. Onu göstermek için son aşamaya geldim. Hemen göstermek istiyorum. gene bir defa doladım. Şuradayız. Buraya 7 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane sadece zincirim kaldı arka kısmında. Oraya geçiyorum şimdi. Gene bir kere doladım. Zincirime geçiyorum. 5 tane trabzan yapacağım önce. 1 2 3 4 5 oldu. Üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gelip son yaptığım trabzanın önünden kirpik düğümler gibi düğümlüyorum. Gene 5 tane daha yapacağım buraya trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunu burada bu şekilde bırakmıyoruz. Şöyle biraz yakından göstereceğim burayı. İnşallah anlaşılır. <laughs> Çiçeğimize başlarken şu şekilde başlamıştık. Geliyorum sık iğne ile. Buradaki yaptığım trabzanın ilk yaptığım trabzanımın tepesine hiç zincir falan çekmedim arada arkadaşlar. Şuradaki trabzandan sonra hemen geldim. Buraya bu şekilde tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim biraz uzun olacak şekilde kesiyorum. Çünkü tığ ile saklayacağım içeriye bu ipi. İpimi kestim. Görüntü bu şekilde. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Önden giriyorum. Çekiyorum. Tekrar önden giriyorum. Çekiyorum. Çok sıkı çektim galiba. Çıkartamadım arkadaşlar bunu burada. Tekrar aynı şekilde bu ip bitinceye kadar bu şekilde yapıyorum. Bu daha sonrasında herhangi bir şekilde gevşeme de yapmıyor, hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Şöyle yapacağım. Aynı şeyi şu başlangıçta yaptığımız kısma da yapıyorum. Onu da şu arka taraftan göstereceğim. Bu şekilde çiçeğimi şöyle biraz elimle düzelteyim. Tabii örerken birazcık elimizin içinde yuvarlandı. Şu arka tarafta kalan lacivert parçayı da aynı şekilde saklayabilirsiniz. Ya saklama mantığı bu arkadaşlar. Fazla kalan ipleri bu şekilde saklıyorum ben. Şöyle göstereyim. Çiçeği düzeltirken de. Bu çiçek çok güzel oluyor. Ben patik süslerken çok biraz zahmetli aslında ama ya patikler bambaşka bir hale gelmiş oluyor. Böyle yakından da göstereceğim size. Bu sefer biraz koyu renk oldu ama inşallah bir dakikinde daha açık renklerle de yaparız. Önceki yaptığım çiçeğim de burada. Şimdiden yapmak isteyenlere, denemek isteyenlere kolay gelsin. Çok beğendim ben. İnşallah siz de beğenmişsinizdir.